Peki vasıtasıyla Kürt hareketine yön veririz. Ve başka daha hesaplar vardı. Hak ve Özgürlükler Partisi eski genel başkanı Kemal Burkay, KCK'nın bir devlet projesi olduğunu, bunun Öcalan ve Öcalan'ın avukatları vasıtasıyla oluşturulduğunu, bu yüzden çok sayıda MİT elemanının bu yapıda bulunduğunu iddia etti. Böylesine basit, böylesine kurnazca politikalar, hesaplar yapıldı. Siyasetçi yazar Kemal Burkay, çözüm süreci ve devlet-PKK ilişkisi konularında çarpıcı iddialarda bulundu. Kemal Burkay, hükümetin Kürt sorununa bakışıyla kendi bakışının aynı olmadığını ifade etti. Eğer silahı bırakacaksa PKK, onunla görüşülecek. Bu bakımdan PKK ile görüşmeyi bu bakımdan doğal buluyorum. Burkay, hükümetin ve PKK'nın birbirlerine güvenmediğini ve demokratik özerkliğin içinin boş olduğunu söyledi. PKK'nın silah bırakması tek başına çözüm değil. Belki çözüm yönünde bir adım olur bu. Şiddet ortadan kalkar, diyalogla, barışçı yöntemlerle konuşulur filan. Çözüm nedir? Kürt halkının haklarının tanınmasıdır. Dediğim gibi demokratik özelliğin içi boş. Onun için diyorum. Yani her iki tarafında somut projesi yok. Dolayısıyla bir oyalama politikası görünüyor, gibi görünüyor her iki taraf açısından da. Kemal Burkay, KCK'nın devlet projesi olduğunu savundu. Öcalan'la, Öcalan'ın avukatlarıyla bir şeyler pişiriliyor. KCK diye bir şey oluşturmak. Bütün PKK'yı, legal örgütleri, insan hakları örgütlerini falan şu bu şekilde buraya bağlamak ve buradan yönetmek. Ne kadar güzel değil mi? Güzel bir proje. Kurnazca bir proje ama basit bir proje. Bu tür kurnazlıklarla böylesine büyük sorunlar çözülmez. Hiçbir yerde çözülmez. Yani bir devlet projesiydi bu. Ve bunu PKK ile birlikte yaptılar. Bunu Öcalan'la Öcalan avukatlarıyla birlikte yaptılar. Onun için içinde bu kadar MİT ajanı var. Siyasetçi yazar Burkay paralel yapı iddialarına da değindi. AK Parti'nin bütün sorunları şeye diyelim ki yani Gülen hareketine paralel yapı diye nitelendirdiği şeye yönetmesini de ben pek inandırıcı bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Yani bu fazla inandırıcı. Fazla değil de pek inandırıcı değil. Yani bence eğer hükümet içerisinde yolsuzluğa bulaşmış olanlar varsa bunlar meydana